Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Oğuzhan'cığım 2021 Ocak Boğa Burcu. Şimdi e, Boğa Burcu için de önemli bir dönem. İş ve kariyer hayatları ile ilgili çok önemli bir sürece giriyorlar. Ama e, baktığımızda e, Ocak ayının 13'ünden itibaren hayatlarında yolculuk, eğitim, seyahat, işte bazı akrabaların hayatlarına girmesi gibi konuları da fazlasıyla gündeme getirecekleri bir dönem yaşayacaklar. E tabii ki Merkür'ün Kova burcundaki kuvvetli hareketi yani Merkür Kova burcunda çok kuvvetli bir harekete başlıyor Ocak başından itibaren. Venüs'ün dost ve kardeş Oğlak burcundaki hareketi. Ondan sonra Jüpiter ve Satürn'ün aslında baktığımızda ee, önemli ve kuvvetli kariyer hayatındaki e, hareketi kariyer ve kariyerle ilgili konuları da gündeme getiriyor. Bu ay seyahat, yolculuk, uzak akrabalar ve kariyerle ilgili konuları da fazlasıyla gündeme getirecek. 13 Ocak e, haftasında küçük bir seyahat, eğitimle ilgili bir fikir, bir duygu, bir düşünce gelebilir. Mars'ın boğa burcuna girdiği unutulmaması gerekiyor. Mars 7'sinden itibaren boğa burcuna giriyor. 7 Ocak'tan yaklaşık olarak 29 Mart'a kadar orada çok aktif bir süreç yaşatacak. Oradaki o yaratmış olduğu aktif süreçle hayatlarında daha aktif, daha enerjik, daha sürprizli, daha kuvvetli bir süreç yaşayacaklar. Bu Ocak ayında aslında daha eğitim, akrabalar, biraz kardeşlerle ilgili konuları aktive ederken daha ziyade Şubat ayında daha kariyerle ilgili konuları aktifleştiriyor. Ama şey dikkat etmek lazım. Tabii orada bir 24 Ocak tarihi var. Mars'ın Uranüs'le beraber kavuşup Jüpiter ve Satürn'le tam kare yaptı. Orada bir kariyer hayatları ile ilgili bir problem yaşanabilir. Ama bu yaşansa bile bir iş kaybı olsa bile arkasından Şubat ayında yeni bir iş bulunabilir. Eğer orada bir terfi edilirse o dediğim 24 Ocak 17 Ocak haftasında o edilmiş olan terfi aslında ileride problem yaratabilir. Yani böyle bir terfi üç 3 aylık 4 aylık süreçte kişiye ağır gelebilir veya kişiye aşırı sorumluluklar yükleyebilir ha. bile. Burada da bazı sorunlar olabilir. Ama genel olarak Ocak ayında Venüs'ün desteklemesi, Mars'ın boğaya girmesi, bir de aşk girişkileri 11 Ocak'ta bazılarını da yaratabiliyor. Bazı duygular, o birkaç gün öncesi ve ön, e, sonrasında bazı flörtler, duygular, paylaşımlar, aşk ve ilişkilerle ilgili yeni değerler ve detaylar da yaratabilir. Bence e, yoğun bir döneme giriyor, aktif bir döneme giriyor. Çünkü Mars boğa demek aktif bir dönem demektir. Tüm Ocak ayını aktif dönemde yaşıyor. Kariyer hayatındaki olaylara karşı çok temkinli ve dikkatli olması lazım. Saygılar.